17 Ocak 1939 yılında Mehmetçik'te doğdum. Mehmetçik İlkokulu'na gittim, oradan mezunum. Yalnız 2 sene kadar anamın köyüne de taşındık, Kuruova'ya. Kuruova'da 6 sınıfı da bir arada olan bir okulda da devam ettim. Yani ilkokul 2., 3., 4. yılları. Sonra Mehmetçik İlkokulu'na geri döndüm. Mehmetçik İlkokulu'nu bitirdikten sonra o zaman Türkiye'nin katkılarıyla bölgesel ortaokullar açıldıydı. Mehmetçik'te de ortaokul açıldı. Fakat 1950 senesinde benim sınıf kafi miktarda öğrenci toplayamadığı için açılmadı. O zaman Mausa'ya peder tarafından gönderildim. Mausa'da ortaokulu ve liseyi Namık Kemal Lisesi'nde tamamladım. 1951'den 57'ye kadar Mausa'da ortaokul ve lise hayatım o geçti. Namık Kemal Lisesi'nin 2. mezunlarıyız sınıf olarak. O zaman Türkiye'nin katkılarıyla Namık Kemal Lisesi, ilk büyük yatırım Namık Kemal Lisesi oldu. Orada hocalarımız gayet direkti, fevkalade yetişkin. Onların, yani o zaman Namık Kemal Lisesi çok aranan bir liseydi. Kıbrıs'ın her tarafından talebeler oraya akın ederdi. İyi bir lise hayatımız geçti. Benim sınıf arkadaşım İsmet Kotak, Şermin Kotak, Meryem Marniera, Ülkü vardı eski lise öğretmenlerin, Ülkü Hanım, Günay Hanım yine lise öğretmenlerinden, Osman Saner mimar, şimdiki Turizm Bakanlığı'nın babası. Biz aynı sınıflardanız. Lisede iken meslek düşünmeye başladıydık. Hocalar zaten yönlendirirdi o bakımdan. Fakat hayatımızda en mühimi bir hocamız vardı ki İzmir'den gelme, İhsan Uğur'u Allah rahmet eylesin. O hepimize birer soyadı verdi. Yani Araplar gibi Mustafa, Ahmet değil de bir soyadınız olsun dedi. Ve hepimize uygun soyadları verdi. Ve o 1953'ten beri bu soyadını taşıyorum. Liseyi bitirince pasaport çıkarma devresinde ki tahsile gideceğiz, pasaport çıkarmak lazım. Yemin vererek soyadını resmen kütüğe geçirdik. Ondan sonra da aile de aynı soyadı 77'de kabul ederek aile soyadı oldu. 1957'de liseyi bitirdik. O zaman da üst sese gibi olgunluk vardı. Biz olgunluğu geçerek üniversiteye giriş hakkı kazandırdık. O olgunluğu imtihanını geçtik. Yani sorular elçilikten gelir. Fakat imtihan okuma Türkiye'deydi. Yani o olgunluğu geçenler üniversiteye rahat girerdi. Yani bizler de olgunluğu geçerek üniversiteye gittik. Yalnız hocalar özellikle benim tek üniversiteye gitmemi isterlerdi. Matematik tarafım iyi olduğu için. Peder de tutturdu, tıp okuyacağım. Bana soran olmadı, ne olmak isterdin? Halbuki ben o zaman hukuk düşünürdüm. Yani evlatlarımdan birini yönlendirdim, hukuk tercih etti. Yani tıp aklımdan geçmezdi aslında. Gittim, tabii diplomalarım o zaman Ankara'da tasdik etmek lazımdı.
Önce Ankara'ya gittik. Maarif Bakanlığı'nda tasdik ettirdik. İstanbul'a geçtik. İstanbul Tıp'a yazıldım ben. Ve orada 57'de İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdik. 1963 sonunda da mezun oldum. Tıp Fakültesi'nde sınıf arkadaşlarım, Sayın Eroğlu, İngiltere'de Tahsin Bilginer, Ergin Fuat diye bir arkadaşımız vardı, o da İngiltere'de. Mezun olup geldik. Ondan sonra pre-registration denen bir, yani rejistere olabilmek için, yani doktorluk yapabilmek için hastanede belli bir müddet çalışmak lazımdı. Lefkoşa Genel Hastanesi'ne girdik. Orada biz kısmet olmadı tamamlayalım pre-registere devresini. 21 Aralık olayları patlak verdi. Kendimizi Mausa'da bulduk, Mausa gazasında. Mausa, Serdarlı, Mehmetçik, buralarda döne döne doktorluk yaptık. Yani o devreyi, mücahitlik devresini o şekilde tamamladık. İmkanlar nasıldı? Gerek ilaç bakımından, gerekse cihaz bakımından o yıllarda? Doktorlar zaten sayılıydı. Düşünün, Magosa'da 4 doktor vardı. Sayın Ali Atun, Hasan Güvener vardı, dahiliye mütehası. Özkan Hıfzı, Dervişeroğlu ve ben. Başka doktor yok. Tabii birkaç da diş doktoru arkadaş vardı. Biz Lefkoşa kazasını idare ettik o şekilde. 9-10 sene. 9-10 sene. Aşılara biz giderdik, muayenelere biz giderdik. Sayın Eroğlu ile beraber dönüşümlü olarak Serdarlı'ya ve Mehmetçi'ye giderdik. 3 ay ben, 3 ay o şekilde dönüşümlü olarak gider ve doktorluğumuzu o şekilde o devreyi çektik. Sonra bizden sonraki arkadaşlar mezun olan ihtisasa kaldı. Biz ihtisas yapamadığımız için üzülüyorduk. Ve Sağlık Bakanlığı'na baskı yapmaya başladık. Biz de ihtisas yapmayı isteriz. Bu defa o zamanki yönetim Türkiye'ye bir baskıda bulundu. Diplomalar, mezun olanlar Kıbrıs'ta verilecek diye ki buraya gelsinler diye. Gelmeye başlayınca bizi serbest bıraktılar. Ve devlet bizi ihtisasa yolladı. Bir de ödenekli olarak Dervişeroğlu, beni, rahmetli Yüksel Danay'ı ve zihni uzman arkadaşımızı yolladı. İhtisasını bitirdikten sonra gelip görev başına yeniden Kıbrıs'ta çalışmaya başladık. Yalnız ben ihtisası bitirdikten sonra görev yeri olarak Lefkoşa'yı tercih ettim. Lefkoşa'da özel kliniğimi açarak burada yerleştim ve Lefkoşa'da, yani ben kadın doğum doktoru olarak çalıştım. Hangi yıl kliniğinizi açmıştınız? 73 Mart. ...85 yılına kadar Erbilen kliniği olarak, doğum kliniği olarak işlettim. 85'te politikaya atıldık. Politikaya atıldıktan sonra yerime bir doktor hanım arkadaşı koyarak ben doktorluktan çekildim. Politikadan sonra da doktorluğa dönmedim. Yoruldum artık. Doktorluk hiç insanın normal hayatında vardır. Yani sokakta giderken bile yardım etmek istersiniz. Siz mesleğiniz o. Yani yardıma muhtaç olan insana yönlendirirsiniz veya müdahale edersiniz. Yani doktor, siz doktorsunuz. Bu yemin ettiğiniz göreviniz doktorluktur.
Peki siyasete atıldıktan sonra tabii ki mecliste yerinizi alıyorsunuz. Evet. Tıp alanından gelen bir insan olarak, bir kişi olarak ülkemizdeki sağlık sorunlarına çözümü için böyle bir şans elde ediyordunuz aslında. Evet. Ben 85 yılında milletvekili seçilmiş zaten. O zaman girdiğim parti koalisyona girdi. O koalisyonda da benim partinin Sağlık Bakanlığı'na bana düştü. Ben direkt olarak zaten yani politikada Sağlık Bakanı olarak yani esas sağlığa müdahale edecek pozisyona geldim. Orada bir şeyler yapmak için elimden geleni yaptım. Bazı kanunlar, bazı değişiklikler muhakkak ki cihetti. Tabii ki siz bu arada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı'nda da 1984-86 yıllar arasında devam ettiydim. 86'da bu defa seçimle rahmetli Miroğlu'na devrettim. Miroğlu zaten benim ekibimdeydi. Benim genel sekreterimdi. Hami Bey gene şeydi. Erkan Emekçi, genç bir kadroyla ben Tabipler Birliği Başkanlığı yaptım. Orada da o sivil toplum örgütü olarak oldukça ses verdik. Fakat bir tarafta bir sivil toplum örgütünün başındasınız. Diğer tarafta icraatın bu konudaki başındasınız. İşte o sivil toplum örgütünün içinden gelen insan olarak sağlık sorunlarını daha etkin olarak yani o şey. Şimdi orada sorunları biliyorsunuz. Bir tarafta hekim hakları var, bir tarafta da halkın sorunları vardı, sağlık sorunları. Anayasamızda ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim. Şimdi burada oldukça toplum küçük, sağlık problemleri fazla gürültülü olarak basına sirayet eder. Onun için özellikle halkın yoğunluğu nedir? Tedavi olmak için ücret verdiklerine dairdi. Tabii ben full time. Yani ya devlet memurusunuz ya hekimsiniz. Devlet bir ücret verir. Ha ücretler tartışılır. Ama hem özel hekimlikteki gibi hem para alacaksınız, hem ameliyat edeceksiniz, hem hastayı tedavi edeceksiniz. Olmaz. Bu yanlış politika. Tabii kanunlar zaten kamu görevlileri yasası bir memurun ikinci bir yani serbest çalışmasını yasaklar. Yani full time yasalarda var. Ben onu uygulamayı istedim. Tabii hekim arkadaşlar hemen grevi ettiler. Hükümet içinde anlaşmazlığa gittik. Her ne kadar hükümet başkanı yanımda yer aldıysa da doktor olarak Eroğlu, hükümetin bütünü yanımda yer almadı. Özellikle devlet başkanı bakanlar kuruluna gelerek kebapçı dükkanımı kapatıyorsun dedi bana. Yani kolay değildi. O da halbuki o esnada Eğitim Bakanı da canlansaydı ve özel dersleri ve bu mesai saatlerinde bir düzenleme yapaydı. Bugün düşünün 8'de çocuk okula gider, saat 1'den sonra da sokaktadır. Halbuki bizim nesil 4'e kadar okuldaydı. 4'e kadar. Öğleden sonraları sosyal etkinlikler vardı ve şey derdi. Şimdi bizim çocukları ne yapıyoruz? Sokağa atıyoruz. Sokakta büyüsünler. Aynı anda
eğer iki büyük kuruluş zaten, öğretmenler ve doktorlar kontrol altına alınabilseydi, şimdiki bürokratik zorluklarla karşılaşmazdık. Ve maalesef o fırsat kaçırıldı. Daha da kötüsü, benden sonra Tabipler Birliği yasasını değiştirerek mesai saatlerinde oynamaya suretiyle mevcut olan gayri kanuni çalışma tarzını arkadaşlar yasallaştırdı. Bunun geriye dönüşü yoktur. Yapmayın. Geriye dönüşü yoktur. Öğretmenlerdeki duruma geleceğiz dedik. Ve sorunlar buradan kaynaklanır. Ücretler tartışılabilir. Ücretler küçükse onun üzerinde oturulur, tartışılır, anlaşılır. Belli bir ücretlere gelmeyi için ama çalışma tarzı kanunlaştırıldı ve maalesef bunun geriye dönüşü de yoktur. Büyük hata. Burada benim en fazla fiyasko ile neticelerinden bir şeyim bu. Bunu yapamadım. Fakat övünerek söyleyebilirim. Talasemya'yı dünyada sıfırlamış bir devlet görünüşündedir bu KKTC. Çünkü talasemiye'de büyük emekler verildi. Kanun geçti. Yani talasemya taşıyıcısı, iki taşıyıcı ya bilerek evlenecek veya evlenmeyecek. Onun propagandası gibi şeyi tabii talasemiye dernekleri de bu hususta gayet güzel çalıştı. Bilinçlendirmek üzere halkı. Ve bugün hemen hemen talasemiyalı çocuk doğum oranı sıfırlandı. En mühimi mevcut olan 150 civarında talasemiyalı vardı. Onların büyüdükçe, geliştikçe sorunları da arttı. Talasemiyada ne kadar gelişmiş dünyada uygulanan tedavi tarzı varsa onları devlet bütçesinin içerisine koyduk. Ücretsiz olarak çocuklarımıza verdik. Yani çocuklarımıza verdik ve çocuklarımız gayet güzel, o bakımdan gayet güzel bir gelişme gösterdi. Bunlar için İngiltere'den bu hususta isim yapmış olan insanları getirdik, konferanslar verdik, onların tavsiyesi üzerine hareket ettik. Bu hususta adını burada benim ablam, arkadaşım, çok sevdiğim Doktor Ayten Berkalp'ı da saygıyla anmayı isterim. Benim müsteşarımdı. Çok yetişkin birisi. Dünya Sağlık Teşkilatı'na olan ilişkilerinden dolayı bu talasemiyadaki gelişmeler onun sayesinde üst seviyeye kadar çıktı. Eleman yetiştirdik. İtalya'da, İngiltere'de eleman yetiştirdik. Doktor ve laborant olarak, tıbbi teknisyen olarak onların sayesinde bu günlere geldik. Düşünün, bugün 2 aylık çocuk gebelikte dahi talasemiyalı değil mi diye teşhis konabiliyor bu memlekette. Ve anne istemezse talasemiyalı çocuk teşhisi, o çocuk sonlandırılır. Sonlandırılır ve doğurmaz. Yani o bakım oturuma geldik. Yani dünyada o bakımdan sayılı merkezlerden birinin haline geldi. Burası gayet güzel. İkinci övünerek bahsedeceğim mevzu gıda sağlığı. Biliyorsunuz burası tarım ilaçları bakımından etkin şekilde kullanılan memleketlerden birisi. Yalnız burada fazla kullandınız mı? Şeyde meyvenin içerisine kadar nüfuz eder ilaç. Pestisit dediğimiz şeyler. Ondan sonra onlar işte kanserin başlangıcı olur. Üzümü ilaçlar. Ondan sonra sorumsuz olan tarımcı piyasaya sürer. Biz de onu bir güzel yeriz ve evlatlarımıza yediririz. O var. 1958'de bir vapur dolusu narenciyemizi İskandinav memleketleri geri gönderdi.
pestisit oranı yüksektir diye. Yani meyvede yüksek miktarda ilaç var diye. Yani bilinçsiz ilaç kullanma şeyi. Yani onları tarım ilaçlarının bu memlekette kontrollü girişini laboratuvar kuruldu bu maksat için Tarım Bakanlığı'yla anlaşarak hem onlarda hem bizde laboratuvar kurularak bugün piyasadan örnekleme almak suretiyle bu tahliller yapılabiliyor. Uygulamada biraz zorluklar vardır maalesef. Etkin kontrol lazım. Bu sağlıkçıların işi değil. Serada sağlıkçılar bu kontrol etmek suretiyle de. Ha, piyasada örnekler alıp laboratuvarda şey edebilirsin. Bunları aslında belediyelerin yapması lazım. Ve yerel yönetimlerin alıp iş etmesi lazım. Yalnız bazı kararlar da almak lazım. Yani eğer sen bulduysan serada üretilen şeyde hormon veya ilaç kalıntısını hangi seradan alındığını yani bana söylemek zorunda. İşte o serayı kontrol altına almak lazım. İcap ederse imha edilecek. Ben Sağlık Bakanlığı devrinde bir sarılık salgınında Haspolat'ta sebze bahçelerini sürdürdüm. Dönüp onları tazminata devlet ödedi. Yani tarımcının emeğini de saygıyla karşılarım. Ben de köyden geldim. Bunu yapmak lazım. Bir de tabii ki bakanlığınız döneminde siz belli bir geleneği bozuyorsunuz ve müsteşarınızı değiştirmiyorsunuz. Genelde politik siyasi değişimlerde müsteşarlar da değişiyor. Ama siz farklı bir davranış sergiliyorsunuz orada. Şimdi Ayten Hanım iyi yetişmiş bir hekim olduğu kadar iyi yetişmiş bir bürokrattı. Onun insancıl tarafı da yüksek. Üstelik 1074 hareketinden sonra güneydeki Türkleri kuzeye taşıyan mücahit kahraman bir kadın. Ölümleri göze alarak. İyi yetişmiş bir eleman. Ben onun dağarcığından istifade edeyim. Niye görevden alayım? Ha, zorlanmadım değil. Almam için zorlandım. Fakat reddettim. Yani o bakımdan abi kardeş olarak birlikte çok güzel işler yaptığımı ediyor. Övünerek söylüyorum. Her yaptığım işte Ayten'in katkıları çok büyüktür. Kendini saygıyla anarım. Sevgiyle anarım. Siyaseti bıraktıktan sonra tekrar mesleğinize geri dönmediniz. Dönmedim. Ne yaptınız ondan sonra? Hani bir laf vardır. Politikaya bulaşan sosyal tarafım da iyidir. Bir noktada halkın da içerisindesin. Ne yapıyorsun diye sordukları zaman bedava akıl satarım derim. İsteyen alır, isteyen almaz. Ha, politik etkinliklerde bulunmuyorum. Öyle bir isteğim de yok. Ama görüşlerimi de direkt olarak söylüyorum. Siz tabii ki hem bakanlık yapmış, yani bu konuda hem bakanlık yapmış bir insan olarak hem de böyle bir birliğin başında da ki genelde birlikte bu tip bakanlıklara eleştirel bir yapıyla yanaşıyorlar. Her ikisini yaşamış bir kişi olarak bugün nasıl değerlendiriyorsunuz sağlığınızı? Ve sektörü tabii ki. Şimdi sağlık da bugün yetişmiş eleman, uzman bakımından fevkalade en iyi devrini yaşıyor. Bugün kardiyologlarımız var, damar cerrahlarımız var. Yani radyologlarımız bol miktarda var. Yani yetişmiş laboratuvar teknisyenlerimiz, tıbbi teknologlarımız bol miktarda var. Ve alet bakımından da hastane olsun, özel sektörde olsun gelişti. Yalnız
Tabii yine üzülecek olan taraf şu. Biz yanlış yoldan teşviklerimizi veriyoruz. Bunu hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Hastanede çalışan hekime siz Kalkınma Bankası'ndan kredi verir de özel hastaneler açtırırsanız o özel hastanede çalışan hekim hastaneye mi çalışacak yoksa kendini kurtarmaya mı çalışacak? Yanlışlık burada. Ha, sen hastanede bu yatırımı yapacaksın. Ve üzülerek söylüyorum. Geçen kış bir sel felaketinden hastane sular altında kaldı ve hala daha restore edilmedi. Restore edilmedi ve Allah korusun bir dahaki yağmurda, gerçi tedbirler alınıyor şimdi olmasın diye ama zannederim bu defa çamura gömülecek. Yani ona bir hastanenin, yeni bir hastanenin yapılacağı bütçeyi koymak lazım ve sil baştan restore etmek lazım. Ben bir ay kadar hastanede yattım. Oğul tarzında sinekler geceleyin pencereden girerdi. Aşağıdaki botundan. Yani hastane artık sağlık personelini de korumak lazım. Onları da korumak lazım ama orada tedavi olacak olanın da rahatlığını şey etmek lazım. Üzülerek söylüyorum. Yani herhalde o hususta bir işte bütçeye, inşallah bu bütçeye iyi bir miktar koyarlar da o hastaneyi olduğu gibi yani adına layık bir hastane durumuna getirirler. Sıfırdan o hastaneyi rahmetlik Burhan'ın Albantoğlu kurdu. Bütün bölgedeki hastaneler o 63 şartlarında rahmetlik Burhan'ın Albantoğlu'nun eseri ve en son eseri de o. Hacettepe'nin minyatürü olarak yapıldı. Son olarak söylemek istediğim şu, halkımız yalnız sağlık servislerine doktorlara, Kıbrıs'taki doktorlara güvensin. Çok iyi yetişmiş genç neslimiz vardır. Evlatlarımız geldi bu memlekete. Artık politikada da devralmaları lazım. Sağlığı da devraldılar zaten. Onlara güvensinler. Bizim ihtiyacımız yoktu. Ne Türkiye'ye ne Rum tarafına. Bizim her türlü hastamız burada tedavi görür. Sadece öteki tarafa gittiğinde politikadır. İnsanları severler. Bir de kötülemekle işe başlarlar. Değil, bizim çocuklarımızın hepsi pırlanta gibidir. Şahsen gördüm, tanıdım kendilerini. Fevkalade fedakarca çalışıyorlar. Yeter ki güvensinler. Doktor arkadaşlarıma söyleyeceğim, birbirlerini sevsinler, birbirlerine aleyhinde konuşmaktan vazgeçsinler ve hastaya güven versinler ki kaçırtmasınlar. Ne Rum tarafını ne Türkiye diye. Bu hasta burada kalsın. Ha, bu hasta burada kaldığında elbette parası da burada kalacak. Buradaki doktorların da geçimini sağlar ve memleketin parası da bu memlekette kalır. Yani halkımızda da söyleyeceğim, güvensinler doktorlarımıza. Sağlık servisleri çok iyidir. Çok iyidir. Yani güvensinler, laboratuvara da güvensinler. Aletlerimize de güvensinler. Yani ve devlet bu hususta yatırımlarını yapıyor. Eksiklik varsa hep birlikte devletle mücadele edelim. Yatırımlarını ona göre şey etsin. Yetişmemiş uzman varsa onları da yetişmeyi için biz bastıralım. Halkından beraber. Ama şey etmeyelim. Yani bizim evlatlarımızı da koruyalım. Kendi paramızı da koruyalım. Çarçur etmeyelim.